Herkese merhabalar, nasılsınız? Şimdi yeni bir slogan çıktı. İşte ibadet gizli yapılırmış, şu bu bilmem ne. Öncelikle tabii ki ibadeti böyle kalkıp da reklam olacak şekilde yapmamak lazım. Ama farz ibadetlerin riyası yoktur. Şimdi işte bir evde namaz kılınıyorsa, dede, nine, anne, baba, çocuk, bunun görünmemesi mümkün değil. Çünkü günde 5 vakit namaz kılan veya her cuma cumaya giden bir erkeği düşünün. Bunun ev halkının mutlaka bir gün bir yerde cemaatte görür, evde görür, komşu görür, o görür, bu görür, biri görür. Ve bunların görülmesinde zaten bir sakınca yok. Çünkü farz ibadetlerin riyası yoktur. Yani eğer gerçekten vaktiniz geçiyorsa namazınızın vakti, yol kenarına geçip uygun bir yere, tabii bir köşeye, orada o namazı da kılabilirsiniz. Ama tabii ki şimdi çok fazla imkan var ve namazı eda edebiliyoruz. Hatta ben Amerika'ya gittiğimde, bundan 10 yıl önce, Amerika'da caddelerde, çok geniş onların caddeleri ve kaldırımları, kenarda namaz kılan insanları gördüğümde, sorduğumda dediler ki yani normal, onların ibadeti hani vakit geçmesin diye kılıyorlar falan. Hatta ben de yanıma sonra bir kağıt alıp böyle bir girişte namazımı da kılmışımdır. Fakat şimdi insanları önce şundan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşte ibadetler gizli yapılır. Bakın, farz ibadetler, nasıl ki orucu gizli tutmuyorsak, bütün dünya alem görüyorsa, nasıl ki 5 vakit ezan okunuyorsa, namaza çağırıyorsa, nasıl ki Kurban Bayramı'nda işte kurbanımızı kesiyorsak, bazı ibadetler vardır ki bunları zaten gizli yapmamanız gerekir. Usulünce uygun bir şekilde insanların bunu görmesi, hatta davet edersiniz, zorlama yoktur. İslam dininde zorlama yoktur. Davet edersiniz, mesela ben cumaya gidiyorum, sen de gelir misin? Yok, gelmeyeceğim. Peki sen bilirsin deyip yoluna devam edersin. Ama zorlama yoktur, yapmıyor diye kınama yoktur. O Cenab-ı Allah'la kendi arasında, bunun da günahı belli, bunun da sevabı belli. Ama öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ki şimdi, işte ibadet gizli yapılır. Hayır, yapılmaz efendim. Yani 5 vakit namaz kılan bir insan, birinin misafirliğine gitti. Namazımı, ben bir namazımı kılabilir miyim diyorsun. Ben gayrimüslim arkadaşlarımın evinde namaz kılmış bir insanım. Ve çok da büyük saygı duyuyorlar. Nasıl gizli yapacaksın? 5 vakit namaz kılan bir insan veya oruçlusun, bir yere gittin, ikram ediyorlar. Atıyorum, nafile oruçlusun, ben oruçluyum demeyecek misin? Orucunu mu bozacaksın? Hayır, bakın, lütfen bu algıya kapılmayın. Tabii ki gösteriş yapılan, ki ben eleştiriyorum biliyorsunuz Ümre'ye gidenlerin o gösterişli hallerini, eleştiren bir insanım. Ama kalkıp da gösteriş yapanla gerçekten namazını kıldığı için bir kenarda oturup namazını kılan insan arasındaki farkı görüyorsunuz. Veya cuma günleri camiler taşıyor, sokaklara taşıyor, insanlar sokaklarda namaz kılıyor. Ne yapacak? Kılmayacak mı? Hayır efendim. Aynı şey başka dinler için de geçerli. Pazar günü kilisenin çanlarını çalıyorlar ve kilisede vaazlar veriliyor ve herkesle birlikte yapılıyor. Aynı şey Yahudiler için de geçerli. Ama maalesef bu Kur'an-ı Kerim yakılmasından tutun da hepsine baktığınızda Müslüman toplumlarını o kadar böyle ezik ve yozlaştırdılar ki, yani kendi dinlerini beğenmeyen ve kendi dininin ibadetini gizli yapacağım. Yani niye yapacağım? Ben namaz kılan bir insanım. Ben namaz kılan bir insanım ve bir yere gittiğimde ben bir namaz kılabilir miyim? Uygun bir yer var mı? Ya da bir lokantaya gittiğimde namaz kılacağım, bana uygun. Mescid olmayan lokantalarda müdüriyeti açtıklarını bilirim ben. Neden kılmayacakmışım ben ya namazımı? Hangi randevunuzu erteliyorsunuz da ben bu konuda hassasım veya başkası da hassas veya başkası kılmıyor. Ben bir masada otururken ben namaza gidiyorum, hadi siz de kalkın demiyorum. Aa maşallah sen ne güzel kılıyorsun dediklerinde siz de kılabilirsiniz diyorum. Yani onu bir prensip haline getirirseniz bunu yaparsınız diyorum. İnsanları kınamıyorum. Ama yani farz ibadetlerin hele asla riyası yoktur. Fakat şöyle bir algı, ibadet yapılır. Hatta Ekrem İmamoğlu, ben işte babamın hiç camiye gittiğini görmedim, dedeminkini de görmedim falan filan demiş. Hani oradaki mantık ne bilmiyorum. Hani gizli yapıyorlar manasındaysa böyle saçma bir şey olamaz. O zaman o görmemezlikten gelmiştir. Çünkü bir evde iki ailesini az çok biliyoruz yani. Dedesiyle babası camiye gidiyorsa da şaşırmam, ayrı bir konu.
Fakat yani kalkıp da bunu, yani bunu Ekrem İmamoğlu için söylemiyorum ama o saçma geldi bana. Ya hiç kılmıyorlardı gerçekten, görmedin. Ya hiç kılmıyorlardı gerçekten. Ya da adamlar kılıyordu. Sen görmemezlikten gelmişsin, görmemişsin, fark ettirmemişsin. Çünkü bir evin içinde bir ömür düşünün. Bırakın bir iş yerinde. Namaz kılıyorsanız namaz kılan bir şekilde gözüküyor. Yani bunu yalnız şöyle bir algıya çevirmek istiyorlar. İbadet gizli yapılır. Nafile ibadetleri gizli yapabilirsiniz. Hatta mesela hayır işlerimizi paylaşıyoruz. Miktarını falan geçtim. Ama mesela ben buradan bazı şeyleri sosyal medyadan, Instagram'dan paylaştığımda emin olun o kadar çok insanın işine geliyor ki onu ben kendi reklamım için yapmıyorum. İhtiyaç sahibi olan birine yardım etmek isteyen var mı dediğimde insanlar yardım ediyor. Uslubunca yapmak lazım. Ama ibadet gizli yapılır. Hayır. İslam dininde kendi kurallarına göre namaz, oruç, işte ibadetler bunlar böyle gizli yapılmaz. Usulünce her yerde yapabilirsin. Ama bunu söyleyen bazıları zikir çekiyorlar. Her zikir, ben zikir çekiyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bazı sanatçılar da var. Hacca gitmişler, Ümre'ye gitmişler. Ama sahne performanslarına baktığınızda alakasız bir şey. Bir şey diyemiyorsun. Onlar bunu yaptığı zaman, fotoğraf paylaştığı zaman sorun yok. Ama burada konu böyle bir yeni algıya başladılar. Kapılmayın. İbadet gizli yapılmamalı. Yani tüm ibadetleri demiyorum. Ama nasıl ki Ramazan'da 30 gün bütün dünya oruç tutarken oruç tutup ha abartılı iftar sofralarını kınıyorum. Abartılı normal sofraları da kınıyorum. Ayrı. Ama burada konu ibadetlerin gizli yapılır denmesiyle yeni bir ibadetten uzaklaştırma ve yozlaştırma akımının başlangıcıdır bu. Bir de bu kimin demesi biliyor musunuz? İbadetlerini yapmayan kompleksli tiplerin. İki tip var. Birincisi ibadetini yapmaz. Der ki kardeşim ben yapamıyorum. Yani Allah'ın emri ama yapamıyorum. Mesela ben nasıl diyorum? Tesettür, Müslüman kadının üniforması, farz ama ben yapamıyorum. Nefsimin zafiyeti. Bir böyle bir insan tipi var. Bunlar kompleksi yok bunların. Diyor ki abi ben inanıyorum ama yapamıyorum. Allah beni affetsin falan. Bu çok güzel. Bir de yapamayıp kompleksli olan var. Buna bir mazeret ve kılıf uydurmak isteyen tip var. Genelde bunları ya da yapıyormuş gibi gösterilenler var. Yani yapıyorum deyip yapmayan o kadar çok insan da biliyorum ki. O da Allah'la senin aranda. Hesabını verirsin. Bir de ikinci tip işte bu. Yapıyorum gibi yapan kompleksliler. Bir de gerçekten yapmayıp ibadet gizli yapılır. Bu şey gibi çalışkan talebeleri kıskanırdık ya biz çocukken, küçükken. Ama işte Ayşe 3 aldı. Hiç Selma'nın 8'ini 9'unu söylemeyiz. Ayşe 3 aldı. Çünkü niye ben de 4 almışım ya da 3 almışım. Yani bu da ayrı bir insan psikolojisi. Kompleksli ve ezik tipler. Yapmıyor ya, o ondan çok daha başarılı ya, bu böyledir de öyle. O yaptığı zaman onun yapmadığı gözüküyor. O da bana diyor ki ibadet gizli yapılır. Yani niye gizli yapılır? Bak bütün sosyal aktiviteleri herkesin göreceği şekilde yapıyorsunuz. Sporu yapıyorsunuz. Çocuğunuzu spora yolluyorsunuz. Baleye yolluyorsunuz. Niye ibadet ve ibadetin gereklerini saklama ihtiyacı hissediyorsunuz da sosyal aktiviteleri ön plana çıkartıyorsunuz? Bence hepsi ön plana çıkartılmalı. Hep diyorum ya kitap okumak, spor yapmak, namaz kılmak hayat biçimidir. Herkes hangisini yapıyorsa. Hiçbiri hani kalkıp da hobi değil de bütün sosyal aktiviteler ön planda ama ibadeti gizli yapacağım. Hayır, abartmadan usulünce vicdanının sesini dinleyerek ibadetini vakti geçmişsin diye namazını kılabilirsin. Ben her yerde kıldım valla. Hiç kimseden de garipsenmedim. Dedim ya Ermeni bir arkadaşımın evinde ben yurt dışında hatta rahmetli annesinin odasında biblolar var. Kıbleli öyleydi. Her vakitte çünkü orada 2-3 gün kaldım. Her vakitte bütün bibloları indiriyordum. Namazı kılıyordum. Ve hepsini bak kadın incinmesin diye bibloları böyle sırasıyla bu tarafa alıyordum.
Çünkü o sırasını biliyor ya. Tekrar aynı sırayla koyuyordum. Hani biriyle birinin yeri karışmasın diye. Kadın incinmesin diye. Kim incinmezdi ama öyle yapıyordum. Her vakitte düşünün. Alıyordum o bibloları bu tarafa. Namaz bitiyordu bu tarafa. Yani hani iman varsa imkan da vardır. Niye saklayacağım ben ya? Kadın da aa ne güzel benim evimde dua edildi diyordu. Bizim bazı tipler ibadet gizli yapılır. Hayır efendim. Lütfen ibadetlerinizi abartmadan, gösterişe kapılmadan, gayet samimi bir şekilde vaktinizi de geçmeyecekse yapın. İnsanlara da tebliğ edin. Tebliğ farzdır, farz üstü farzdır. Ama insanlar yapmıyor diye kınayamazsın. Davet edersin. Gelmiyorsa zorlayamazsın. İslam dini böyle bir din. İslam dini böyle. Kur'an insan onuru üzerine yazılmış. İşte Müslümanları böyle böyle dinden ve ibadetinden uzaklaştırdılar. Tabii ibadetten uzaklaştığın zaman elinde tutunacak bir inanç sistemin doğru düzgün kalmaz ki. Sonra elin adamı Kur'an'ını yakar. Adam diyor ki İsveç NATO'yu alınana kadar Kur'an yakmaya devam edeceğim. Bizimkiler de mehteri vermişler şeyden. Çocuklar Allah razı olsun. Ay işte biz yozlaşırsak bak ne diyorum ibadetini yap yapma ama doğruya sahip çık. Biz yozlaşırsak ne olacak işte bak adamlar at oynatıyorlar. Tevrat'a olmaz Kur'an'a yakılmasına ifade özgürlüğü derler. Bu yüzden lütfen bu ibadet gizli yapılır algısını yemeyin. Bak ibadet gizli yapılır algısını yemeyin. İbadet uslubunca yerinde samimi bir şekilde her yerde yapılabilir. Abartmadan ve samimi ise zaten o anlaşılıyor. Evet efendim yeni oyun bu. İbadet gizli yapılır. Bir Müslüman Hristiyan Musevi ibadetlerinin birçoğunu gizli yapar zaten. Ama bazı ibadetler vardır ki bunlar görseldir, görülür. Söylenir, ilan edilir ve bunlar zaten o dinlerin gereğinde gizlenecek ibadetler değildir. Yani rahibin pazar günkü kilisede verdiği vaazı kimse gizleyemez. Cuma günü, cuma namazında verilen hutbe gibi. Müslümanın beş vakit namazı ezan okunur, sesle çağırır, davet eder, giden gider, bu saklanamaz. Gibi gibi gibi. Saygılar efendim ne yapıyoruz? Kimsenin bizi yozlaştırmasına müsaade etmeyelim. Yoksa ne oluyor? Biz olmaktan çıkıyoruz. Görüşmek üzere.